Ahmet, ben şuraya bıraktım abi. Tamam abi. Şuraya bıraktım. Başkent tamam. Başvuruya bırakını bekliyorum arkadaşlar. Canlı yayına geçtik başvuruya. Peki. Kıymetli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. 31 Mart'ta icra edeceğimiz mahalli idareler seçimi için Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilk başvurumuz Sayın Hocamız Tekin Yenigün'ün partimize olan aday adaylığı başvuru töreni için hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bildiğiniz üzere süreç başlarken sizlerle süreci paylaşmıştık. Geçtiğimiz cuma öngörülen başvuru süresi il başkanlarımızın talebiyle Cumhurbaşkanımızın uygun görmesiyle bu çarşambaya kadar uzatılmıştı. Sayın Hocam da bize müracaatını bugün sizler huzuruyla yapmayı iradesini ifade etmişti. Kendisinin müracaatını aldık. Çıktığı yolda hayırlı uğurlu olsun diyor. Müracaatını kabul ettik. Rabbim utandırmasın, muvaffak eylesin. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz ortalayabilir miyiz? Sayın Başkanım, Sayın Parti yöneticiler, değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Bu mutlu günümde yanımda olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ben bildiğiniz gibi üniversite kökenli bir arkadaşınızım, dostunuzum. Ben lise eğitimi burada tamamladım. Daha sonra üniversite eğitimi için yıl dışına çıktım. Sonraki süreçte yazları, ara tatilleri hep Tekirdağ'da yaşadım. 2008 yılında, Kasım ayında ben Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi'ne geldim. İlk önce işte tıp fakültesinin açılması, hastanenin açılması, kurulumu vesaire filan yaptık. Daha sonraki süreçte de genel sekreterlik göreviyle üniversiteye hizmet etmeye devam ettim. Tabii beni buna teşvik eden özellikle üniversite hastanesinin açılması üzerine çok durmuştum. Nedeni şuydu, ben Afyon'da da yine üniversitenin içerisinde yöneticiydim. Tabii ben buradan evliyim. Muratlı'nın Hanoğlu köyünden evliyim, eşim buralı. Buranın çocuğuyum. Kayınpederim, kayınvalidenin tedavilerini ben Afyon'da yaptığımda işte o zaman üniversite hastanesinde tedavisini yapıyorduk. Bağkurlu oldukları için faturayı kesiyorduk. Gel burada Bağkur'dan 3 ay 4 ay sonra parasını alıyordu, senet imzalıyordu vesaire filan. Sonra bir vesileyle Tekirdağ'da kayınvalidemi doktora götürürken devlet hastanesi çok yoğundu böyle. Müthiş bir yoğunluk vardı yani. Hasta yoğunluğu çok fazlaydı. Bu imkan doğunca YÖK tarafından böyle bir o dönem YÖK başkanı rektör bey görüşünce buraya geldik. Ve hastaneye geldiğimde işte malumunuz yer vermişlerdi ama ameliyathanesi yok, şuyu yok, buyu. İlk ameliyathaneye balyozu vurmakla başladım sürece. Ve geride 2006 yılında kurulan 10 tane üniversite arasında Namık Kemal Üniversitesi'ni birinci sıraya oturtturdum. Dönemin YÖK başkanı üniversiteye geldiğinde ben gezdiğim üniversitelerde hedefi belli olan, amacı belli olan bir üniversiteyle karşı karşıya bu kadar hızlı gelişebileceğini tahmin edemedim. O dönemde belki görmüşsünüzdür. Üniversitede hiçbir yerde bir kurumda 5-6 tane kule vincin aynı anda çalıştığı görülmemiş bir şeydi. Ve bunu Tekirdağ'da inşaat sektöründe bilenler bilir. Bunun çok büyük bir anlamı var. İnşaat anlamında. Bu hizmetlerin hepsini Tekirdağ yaptık, kazandırdık. Bunun mutluluğunu hep yaşadım, yaşıyorum. Şimdi ise 31 Mart'ta yapılacak seçimde Tekirdağ'ın tamamına ve herkese hizmet götürmek için aday oldum. Rabbim inşallah mahcup etmez. Desteklerinizi bekliyorum. Durumum bu. Yaşayacağım memlekette hizmet etmek istiyorum. Hizmete talip.
belediye başkanı olursanız Tekirdağ nasıl bir gün bekleyecek sizinle birlikte? Şimdi şöyle, tabii bununla ilgili projelerim var. Bunları inşallah adaylık süreci tamamladığında bunu yine bu şekilde huzurunuza çıkarak açıklayacağım. Ama benim enerji, kültür, turizm, sağlık turizm bunlar benim ilgi alanlarım. Bu konularda da çalışmalar yapmış ve bu konuda tecrübesi olan bir insan. Özellikle yenilenebilir enerji alanında Türkiye'de bu konuda çok farklıyım. Çiftçimize, esnafımıza, herkese dokunacağız yani. Çok iyi bir hizmet yapacağız. Güçlü bir basının oluşması lazım Tekirdağ'da. Bunun için elimden gelen tüm gayreti göstereceğim. Çünkü basın kamuoyunun gözü ve kulağıdır. Bu olmalı. Bunu güçlendirmemiz lazım. Bunu güçlendirirsek hepimizin huzuru, mutluluğu, daha iyi hizmet etmek için yaparız. Şunu bilin ki ben basına küsen, darılan, arkasını dönen, kaçan olmayacak. Ama Cumhurbaşkanımızın tasarruf tedbirleri de var. Nasıl diyeceğiz onu? Şimdi bu kısımda ben doktora tez konum, kan mali yönetimlerinde yaptığım için bu alanlar benim uzmanlık alanlarım. O bahsedilen kısımlar abonelik iş ama basını güçlendirmek için birçok kaynak var. Yani bugün büyük şehirlerdeki belediyelerin basına desteğini tüm kamuoyu biliyor. Buyurun. Aynı yöntemi biz de kullanacağız. Sayın Yeri Gün, ilk ortaokulu bahsetmeriz. Sadece liseden bahsettiniz az önce. Evet. Ortaokul neredeydi? İlk ortaokulu ben Ağrı'da okudum. Liseyi burada okudum. Ondan sonraki hayatım liseden itibaren hep Tekirdağ'da geçti. Yani 89'dan beri Tekirdağ'da. Teşekkür ederim. Sağ olun. Genel merkez aday adaylığımızı değerlendirme sürecine herhangi bir görüşme, herhangi bir talep oldu mu? Efendim şimdi ben biliyorsunuz siyasi konular olduğu için ve partiyle ilgili süreç olduğu için biz talip olduk. Valla siyaseten de tabii bağlantılarımız, görüşmelerimiz olmuştu. Yani efendim? Arkamda kimse yok diyorsunuz Sayın Bey. Ben Tekirdağ'ın çocuğuyum. Tekirdağ arkamda onu hissediyorum. Bu şekilde yola çıktım Allah'ın izniyle. Teknoloji çağındayız. Bir teknopark çalışması başladı, öyle kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda böyle bir şey yaşamayız umarım. Yani bunu tabii Çorlu Üniversitesi olarak düşünürdü. Mühendislik ve burada da sağlık ve turizm alanında ilerleme hocam. Biz teknoparkı kuran bir üniversiteden geliyorum. Ben üniversitenin kurucu genel sekreteriyim. Doğal olarak bu konularda katkımın çok fazla olacağını düşünüyorum. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.